All right, merhaba. So this is a great pleasure to be here. It's truly interesting to see, as Çok Güzel, so to speak, to see all of you here talking about the future. Thanks very much for the invitation to Ufuk Tarhan. The name is the story, right, the horizon. Thanks very much to the university for hosting this event. It's really a great pleasure to be here. I've been to Turkey many times in the past, the first time when I was 19. I spent 6 weeks in Çeşme, which that was a long time ago. You know, I'm obviously a little bit older now. But it's always a great pleasure to be here and to see what's happening in Turkey. So first of all, I want to encourage you. I think in the, going forward from today, every day that you spend at work or whatever else you're doing, 5% of that day should be a future day. 5% of your time should be spent about thinking about the future. You know, one of my clients is Google, and they have a rule that 10% of your time has to be spent on new projects. And if you don't spend 10% of your time on things that have nothing to do with your work, you get fired. Right? Many of the companies that I work with, you spend 5% of your time on things that are not for work, you get fired. So this is something to think about. Spend some time in the every day talking, thinking about the future and what's coming up. You know, in my work, we have a motto. My company is called the Futures Agency. We're in Switzerland. We have a very simple motto, and it's, it wasn't raining when Noah built the ark. And this is so true for so many of our clients, is that they're currently doing well. They're not doing bad. But 5 years into the future, it's very likely that half of their business will come from things that don't even exist today. So I have two kids. You probably have kids, some of you. When I look at my kids, I can safely say that my younger son is probably going to have a job that is not even invented yet. And when you think about this, you have to think about the future in a different way. You have to think about it in a way like, you know, this drawing that I use, this illustration. Now, bring it down a very complex environment to a simple point. That's kind of what I do in my foresights. Also, I have a method of doing this by, as bunu the yaparken, movie Back from the Future mesela says, geleceğe dönüş filmini hatırlatmak istiyorum size. Geleceğe gidip geri gelmek istiyorum. Yani 5 yıl geleceğe git, sonra geri dön ve bugün için onun size ne anlam ifade ettiğini düşün gibi. Müzik sonuçta dünyasına baktığım zaman dijital müzik sektöründe müzik şirketleriyle internet üzerine konuştuğumu hatırlıyorum. Ve temellikle demiştim ki kesinlikle insanları download etmesine engel olamazsınız. Çünkü internet bu. İnsanlar, bilgisayarlar bunu yaparlar. Ve o yüzden bir şekilde geleceğe bakmanız gerekiyor ve acaba bu yeni model ile, bu yeni sistem ile nasıl para kazanabileceğinizi bulmalısınız demiştim. Teknoloji çünkü artık hayatımızın ortasında bize müdahale ediyor, yaşamımıza müdahale ediyor. Ve mesela diyelim bir otelsiniz ya da bir seyahat ajantasısınız ve bu gerçekten sizin için önemli. İnsanlar sizin işte TripAdvisor'da otelinizle ilgili bir şeyler yazabilir. Değil mi? Bu noktada geleceğe bakarak bu sistem faydalanmanın yollarını bulmalısınız. Çünkü demek istediğim 5 yıl öncesine ileriye gidin ve daha sonra geri gelin ve bunun için ne anlam, bu sizin için ne anlam ifade ediyor buna bakın. Çinliler şunu söylüyor. Gelecekle ilgili bir fikriniz olsun istiyorsanız çocuklarınıza sorun diyorlar. Neden acaba bu kadar önemli gerçek? Çocukların bir şekilde bir rolü üstlenmek ya da işte bir yönetici olmak ya da bir para kazanmak gibi kaygıları yok. Onlar sadece oyun oynuyorlar. O yüzden bizim de oyun oynamaya zaman ayırmamız lazım. Çünkü biz bunu yapmaz isek geleceğin ne olduğunu gözden kaçırabiliriz. Evet, biraz heyecanlandım. O yüzden ceketimi çıkartacağım, özür diliyorum. The most important point en I want to make as part of my istediğim noktalardan bir tanesi de şu. Biz artık günümüzde makinelerin, teknolojinin bizim için her gün el sıkıştığı bir ortamda yaşıyoruz. Yani her gün, her an makinelerle birlikteyiz. Spike Jonze movie. Filmler var sonuçta bir sistem, bir bilgisayara, bir robota aşık olunması. Ya da düşünün çocuklar nasıl mobil cihazlara, iPad'lere aşık, onun gibi. Her geçen gün hayatımızda yaptığımız işlere makineler dahil oluyor. Ve gelecekte büyük bir potansiyel var. Öncelikle bu bizim hem fırsatımız hem de bizi bekleyen bir tehdit. Çünkü bizim istemediğimiz bir şey var. O da biz sonuçta makinaya dönüşmek istemiyoruz.
makinelerin olduğu dünyada yaşamak için biz de makine olmak istemiyoruz. Ve böyle bir tehlike olabilir. Ama çevreye bakın, çevre hakkında düşünelim. Bir takım tahminler yapılıyor. İşte deniliyor ki işte bağlantılı, konnekte sonuçta enerjiler ve yöntemler, teknolojiler kullanır isek akıllı teknolojilerin yardımıyla çevre üzerindeki etkileri azaltabiliriz. Ama dediğim gibi bir takım olasılıklar da gelecekte bizi bekliyorlar. Mesela hekimler için şimdi çok büyük bir veri tabanına, diyelim ki kanser vakalarıyla ilgili olarak bir veri tabanına, bir hekimin tek bir parmağının bir ekrana dokunuşuyla hastanın yatağın başında ulaştığını ya da onun dışında online olarak öğrencilerin ve çocukların bir şekilde okuduklarını, eğitim aldıklarını ya da bir şekilde İşe girebildiklerini düşünün. Dijital para yine başka bir örnek olarak verilebilir. Sonuçta bankalar ve sigorta şirketleri için neler olabilir bu anlamda düşünün. Bilmiyorum, belki ismi Bitcoin olacaktır ileride. Ama 10 yıl içerisinde belki nakit para taşımayacağız artık. Ya da özel hayatımızın gizliliğini korumak istiyorsak bilemiyorum ama bir örnek göstermek istiyorum yine. Günümüzde bütün veriler internet üzerinden paylaşılıyor. Her yaptığımız, her gittiğimiz yer, her attığımız adım, her paylaştığımız şey, internette her beğendiğimiz. Sonuçta şöyle diyorlar, karınız ya da kocanızdan ziyade Google sizi daha iyi tanır. Amerikalılar bunu söylüyor. Çünkü neden? Google'ı işte uzun yıllardır kullanıyorsunuz. İşte sürekli Google'da arama yapıyorsunuz. Google sizin hakkınızda her şeyi biliyordur. Neyi sevdiğinizi, neyle ilgilendiğinizi, nereye girdiğinizi, nereye gittiğinizi. Dijital dünyaya, dijital evrene bakmamız lazım. Bu noktada artık fiziksel dünyadan dijitale doğru büyük bir kayma var. Bu küresel bir kayma. Çünkü artık her an, her şey hayatımızda dijital bir hale geldi. Güvenlik bile, yani bakın ve savunma bütçelerinin büyük bir çoğunluğu dijital savaşlara, dijital problemlere ayrılıyor. Artık bizim de ekonomimizi değiştirmek, buna uygun hareket etmeye ihtiyacımız var. Ya da medikal cihazlar, diyelim ki bir kalp pili, sonuçta bir kalp piline uzaktan ulaşabilme ya da kendi kendini kullanan arabalar gibi, yani bir şekilde bu arabalardan 20 milyon tane sokaklarda olduğunu düşünün. Birisinin uzaktan bu arabayı hacklediğini ve sizi arabanın içine kilitlediğini ya da sizi bir ağaca doğru sürdüğünü. Yani birçok şey dijital dünya ile birlikte hayatımızda değişti ve değişecek. Ve o yüzden şu an için bizi gelecekte başka şeyler bekliyor. Bilgisayarlardan bahsettik elbette ama bilgisayarların işte bir klavyesi var, bu şekilde yazıyoruz ama ben anneme 77 yaşında kendisi bir iPad aldım. Kendisi aslında iPad'i ilk gördüğü zaman bu televizyon zannetti. Yani arasındaki farkı algılayamadı. Yani televizyon seyrediyorum zannediyor kendisi. Çünkü sadece işte bu işlemi kullanıyor, işlevi kullanıyor. Ama biz gelecekte bilgisayarlarımızla konuşuyor olacağız. Klavyesine dokunmamıza ihtiyaç kalmayacak. Ya da hareketlerimize ya da hologramlar aracılığıyla ya da headsetler yardımıyla bunu gerçekleştireceğiz. Hali hazırda mesela tamamen felçli olan insanlar için bu sistemler var. Ve beyin dalgalarını kullanarak bilgisayar arayüzlerine aktaran ve bununla ilgili olarak tabii ki çalışan makineler var. Tabii milyon eurolar bedelinde ama var. Yani bunlar belki science fiction gibi, bilim kurgu gibi gelebilir size ama teknoloji bu. Ve diyebilirsiniz ki işte artık insanlar her şeyi yapmak için makineler, cihazlar kullanıyorlar. İşte bu bir bilim kurgu diyebilirsiniz ama öyle değil. Bir takım filmler vardı. Eskiyi düşünün, eskideki bilim kurgu filmlerine ya da Minority Report filmini düşünün. Bu çok önemli bir film. Azınlık Raporu Türkçe'de bu şekilde gösterimdeydi. Ve bunlar gerçekten çok önemli işaretler bizim için. Bunların hepsi, bu saydıklarımın hepsi gerçekten 10 yıl içerisinde hayatımızın bir parçası olabilir. Belki korkutucu bir fikir. Tabii 15 yaşında değilseniz. Tekrar filmlere dönmek istiyorum. Yıllar öncesinde uzay yoluna götürmek istiyorum sizi. Bakın, uzay yolunda böyle cihazları vardı. Galiba 70'li yıllara ait bir film. Bu noktada kan analizlerini vesaire yaparak bir şekilde sizin neyiniz olduğunu gösteren bir cihaz ve aynı zamanda sizi iyileştiren bir alet olarak gösterilmişti filmde. Bakın ne kadar buna benzeyen bir şey. Ve bu noktada
giving this guy $23 million. Burada gördüğünüz bu cihaz aynı o filmdekileri gerçekleştiriyor. Ve bakın işte öksürebilirsiniz vücudunuza, dokunabilirsiniz, nabzınızı ölçebilir ve size birkaç dakika içerisinde 10 kişilik bir doktor ekibinin yapacağı testleri, analizleri yapabilir. Ve tabii ki elbette bir doktorsanız bu karşılaştırma hoşunuza gitmemiş olabilir. Ama gerçekten bu tip cihazlar var ve düşünün yani bunun birkaç yıl içerisinde piyasada olduğunu, bütün yaşlı insanlar rahatlıkla hastaneye gidebiliyorlar mı? Mesela büyükannenize bu cihazı 200 euroya alıp verirsiniz ve böylece büyükannenizin iyi olduğuna emin olabilirsiniz. Yani bu hayatınızın bir parçası gibi düşünebilirsiniz. Evet ama bu bir insan değil, bu bir makine, bir insan. İnsanla aynı olamaz elbette ama bir takım tabii ki hem olumlu hem de olumsuz yan etkileri olacaktır. Bu noktada bilgisayarın gücü üslü olarak, katlı olarak artış gösteriyor hızla. Yani sonuçta ben bu sektörde faaliyet gösteren bir adamım. Aslında teknisyen, teknik bir insan değilim ama teknolojiyi iyi takip ediyorum. Ve teknoloji gerçekten çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Bugün elimizde cep telefonları ve bu cep telefonları aslında ya inanılmaz şeyler yapıyor biliyorsunuz. NASA, Pentagon'un 15 belki daha önceki yıllar içerisinde yapmaya çalıştıkları şeyler gibi önemli şeyleri yapabiliyor. Bakın mesela genom analizleri. Biz artık giderek yaşlanıyoruz. Nüfusumuz yaşlanıyor ve her gün hayatımızdan bir şeyler kaybediyoruz ve her gün biraz daha yaşlanıyoruz. Çünkü bu teknolojiyle ortada. Çocuklarımız belki ileride 100 yaşına kadar yaşayacaklar. Sistemler değişecek, sosyal sistemler, sosyal medya, her şey değişecek tabii ki onların zamanında. Tıp alanında neler olacak? Bu noktada 7.2 trilyon dolar resmi olarak bu noktada ortadan kalkacak. Bir takım hastalıklar için mesela özel tıp faaliyetleri gerçekleşecek. 15 yıl, 20 yıl sonra belki. Bu noktada temel olarak dünyada meydana gelen değişikliklere bakıyoruz. Ve daha önceki konuşmalarda da söylendiği gibi artık biliyorsunuz değişim ve bu gelişmeler kaçınılmaz. Geçen günlerde bir mobil zirve yapıldı. Bu bir cihaz. Bu Firefox firmasının bir cep telefonu ve sadece $25. $25 bir akıllı telefon. Ve Hindistan'da bir de tablet var. Sadece $28 satılıyor. Bir tablet. Yani düşünün. Yani ve kaç milyonlarca satıldığını düşünün. Dünyadaki herkesin yani 5 milyar insanın önümüzdeki yıllar içerisinde akıllı cihazlarla bir yerden bir yere gideceğini biliyorsunuz. İş dünyasına, siyasete bunun etkilerini düşünün. Eğitime etkilerini düşünün. Ödemelere, sistemlere, hepsine. Yani trafiğin mesela üzerindeki etkilerini düşünün. WhatsApp kullanıcıları sonuçta. Herkesin eminim vardır WhatsApp'ı. Telefonunda yüklüdür. Bilmiyor olamazsınız kesinlikle. Ve özellikle ücretsiz olarak internet üzerinden herkes birbirine mesaj gönderebiliyor değil mi? Milyonlarca kullanımı var. Ve Facebook artı WhatsApp dendiğinde bakın inanılmaz noktalara götürüyor bizi. Ve gerçekten herkesin kullandığı uygulamalar. Milyonlardan tabii ki bahsediyoruz. Peki şöyle düşünün. Telekom dünyasında olsanız pek hoşlanmazsınız değil mi bu gelişmelerden? Aramızda telekom dünyasında çalışanlar var mı bilmiyorum. Çünkü artık kimse SMS göndermiyor. Eskiden hatırlayın cep telefonları çıktığında herkes SMS mesajı atıyordu. Ve milyonlar kazanılıyordu SMS'lerden. Bu telekomünikasyon şirketleri bir günde milyonlar kazanıyordu. Ama artık kimse SMS atmıyor. Şimdi mesela otomatik sonuçta çeviriler gerçekleşebiliyor makineler üzerinden ve 24 dilde gerçek zamanlı olarak bunu yapabilecek. Mesela işte Almanca konuşuyorum ve ben bu sistemi kullanarak bunu Çinli bir kişiye Çince olarak aktarabileceğim uygulamalar olabilir. Sonuçta çocuklarınız yabancı dil öğrenecekse bunu düşünüyorsanız neden öğrensinler ki diyebilirsiniz. So I can safely summarize. Yine aslında şöyle özetleyebiliriz. Şimdi henüz bilmiyorsanız bile artık olağan eski
klasik yöntemlerle iş yapma bitti, öldü. Normalde işte bu şekilde devam ederseniz bir noktada tıkanacaksınızdır. Müzik şirketleri, sinema sektörü, yayıncılar, telekom şirketleri, bankalar, maden şirketleri, ulaştırma şirketleri, enerji şirketleri vesaire vesaire şeklinde aşamalı olarak teknoloji sayesinde değişim geçirdiler ve geçirmeye devam edecekler. Bugün neden başlayarak gelecekle ilgili olarak ne yapmaya devam edeceğiz ve bunu nasıl yapacağız? Aslında şu an bir döngü içindeyiz ve bir şekilde bu döngünün dışına çıkmanın bir yolunu bulmamız lazım. Şunu söyleyebilirim, ben size bu şekilde devam etmeniz sorun yaratmaz diyebilirim ama gelecekte özellikle iş dünyası aynı şekilde hareket ederse %90'dan fazlası başarısız olacak. Çünkü neden? Tüketiciler değişiyor, dünya değişiyor ve işler de buna ayak uydurmak zorunda. Mesela Türk Hava Yolları'ndan bir örnek vermek istiyorum. Bakın birçok tabii ki sebep var Türk Hava Yolları ile belki çalışmanız için ama ben genellikle hobi olarak Twitter'dan düşüncelerimi paylaşırım. So Turkish Airlines has taken my tweet and ve bu noktada tweetlerim, e-postalarım hep paylaşım içindeyim. Ve şunu düşünün, 5 yıl önce bu mümkün müydü? Bir şekilde siz bir şey düşünüyorsunuz ve bunu söyleyip paylaşmak istiyorsunuz. Böyle bir ortam yoktu. Oysa artık sosyal medyada herkese ulaşabiliyorsunuz. Ve gerçekten bu kavram çok önemli ve gerçekten beğenmekle ilgili yapılmış bir kitap var, adı Likeonomics. Bu çok önemli. Size şunu söylüyor. Müşterilerinizin sizi beğenmesinin ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Bu çok önemli bir şey. Ve ilginç aslında. Dell'de çalışanlar Twitter'da mesela Dell'le ilgili şikayetler üzerinde duruyorlar. Ve kesinlikle bunları düzeltmek adına. Müşterilerin %95'i Dell bunu yaptığı için çok büyük bir ilerleme olduğunu düşünüyorlar. So that's Likeonomics. Aslında bakın oldukça ilginç bir durum. And now we're entering into a world. Şimdi biz öyle bir dünyadayız ki bilgiye ulaşım çok kolay. Google aslında tam ortasında. Artık bir anlamda Google karşımızda yapay zeka gibi. Artık web'ten arama yapmak değil burada bahsettiğimiz. Google bizi arıyor. Biziz artık içerik. Google ve Facebook'un içeriği biz olduk. Çünkü meta verileri biz oluşturduk, yarattık. Google bizi arıyor yani. İşte gelecekte ne olacak? İşte artık bir şeyler yazmayacağız. Bakın böyle mobil cihazlarımızı mesela havaya kaldıracağız. Mesela gıda maddesinin üstüne tutacağız ve onun içinde ne olduğunu belki ekranında bilgisayarımızın göreceğiz. Ya da bakın kitaplara böyle olacak belki. Aramalar görme, hissetme, duyma, dokunma ve düşünme formatına dönüşebilecek sanırım. So think about what that does for just about everything. Ve bu gerçekten çok önemli. Büyük bir sonuçta beyin gibi düşünün. Ve burada küresel bir beyin gibi düşünün Google'ı. Aslında böyle bir projeleri var. Ve inanılmaz bir durum. Internet of Things. İnternet var hayatımızda. But the internet of things is essentially the dediğimiz zaman burada bahsettiğimiz şey her şeyin bağlantılı olmuş olması. Makineler arasındaki bağlantılar. Burada gördüğünüz gibi bakın trafik ışıkları. Bu trafik ışığının sonuçta bedeli çok daha pahalı iken biraz daha ucuz tabii ki. Ve bu sizi sonuçta mesela geçerken internet erişimi olan bir şey bu. Havanın kalitesini gösteriyor. Bu trafik lambasının önünden o gün içerisinde kaç kişinin geçtiğinin kayıtlarını tutuyor. Bunun gibi. Özellikle böyle düşündüğünüz zaman bu oldukça güçlü bir teknoloji. Bu sayede aslında enerjimizin tasarrufunu yapabiliriz. Ve Cisco diyor ki gerçekten hayatımızda milyarlarca şey connecte artık. Trafik ışıkları veya diğerleri. Bu sadece bir örnek. Bunun ötesinde biraz belki bunu korkutucu bulabilirsiniz. Peki bizim kişisel verilerimize ne olacak? Özel hayatımızın gizliliğine ne olacak? Mesela belki bir çöp kutusunun önünden geçeceğim ve benim oradan geçtiğim kayıt altına bakacak. Mesela köpekler, köpeğinizi kaybettiniz diyelim ve köpeğinizin tasmasında ya da bebeğinizin ayağında
mesela bu tip cihazların bulunması. Now we even have diapers that Twitter. Ya da sonuçta ıslandığı zaman tweet atan bebek bezi olduğunu düşünün. Yani 75 milyar birbirine bağlantılı cihaz olacak 2020 yılına gelindiğinde. Belki bu bir kabus, belki bir umut, belki ikisi birden. Sonuçta bir teknoloji, bir mobil şirket teyseniz, evet bu sizin için harika bir haber olabilir tabii. Ama yan etkileri var bu gelişmelerin kesinlikle. Denge mühim. Buradaki denge çok önemli. Teknoloji aslında komik bir şey. Çünkü teknoloji bize demiyor ki işte biz şebekedeyiz, ağa dahiliz ya da değiliz. Bunu söylemiyor. Gerçek şu, eğer siz bir iş içerisindeyseniz, sonuçta siz internet haricinde ya da dışında kalamazsınız. Ben İsviçre'de yaşıyorum. Ve sonuçta bu noktada diyelim ki Amerika'da em işlerin yaşadığı bir yere gittiğinizi düşünün. Hiç elektronik hiçbir şey istemiyorum dediğinizi düşünün. Yani o da olmaz, tamamen bu da olmaz. Yani ortada bir dengeyi tutmak lazım. Ve gerçekten internet bir nevi hayatımızda hava ve su kadar önemli olmaya başladı. Bunu vurgulamaya çalışıyorum. Bu konular yani dijital bir dünyada yaşadığımız... Any doubt? Hiç şüphe yok ki. Çok hızlı bir şekilde gelişiyor. İnternet gerçekten tamamen bizim hayatımızda. Biz her an bağlantıdayız, sürdürülebilir bir durumdayız ve bir şekilde birbirimize bağımlıyız. 20 yıl önce eğer şirketlere sorsaydınız primer ana stratejiniz ne olur diye, onlar derlerdi ki bağımsız olmak istiyoruz ve işte Microsoft'un yaptığı gibi alanımızda en iyi olmak ve önde gitmek istiyoruz derlerdi. Bugün şirketlere ne istediklerini sorduğunuzda ne cevap alıyorsunuz? Diyorlar ki biz aslında ekosistemin önemli bir aktörü olmak istiyoruz. Vazgeçilmez olmak istiyoruz diyorlar. Ama bunu biliyorlar ki kendi sistem yani olamaz. Bütün sistem onlara ait olamaz. Sonuçta tabii ki bu önemli bir yan etki. Bunu düşünün. Tamamen bağımsız olamazsınız. Çünkü artık herkes birbirine bağımlı. Bu enerji için de öyle. Hayatımızdaki bütün diğer faktörler için öyle. Yine bakın bu tip şeyler. İnternet hepimizin daha akıllı olmamızı belki sağlıyor. Artık akıllı cihazlar kullanıyoruz. Bir şeyler daha hızlı bir şekilde hayatımıza giriyor, çıkıyor ve bunun hızı kat be kat artan durumda. Ne yapabilirsiniz? Tamam dersiniz. İşte ben bunların hiçbirisini istemiyorum. Bir parçası olmayacağım. Ya da ne oluyorsa kendinizi akışına bırakabilirsiniz. Ama dediğim gibi arada dengenin olması çok önemli. Daha önce de yapılan sunumlarda söylendi. Her şey artık egodan ekoya doğru gitmeye başladı. Her şey için geçerli. Because in a connected world we can solve very large problems. Çünkü bu şekilde konnekte bir dünyada açlığı, terörizmi, enerji problemlerini, gıda problemlerini mesela çözebilirsiniz. Konnekte bir dünya içerisinde bunları yapmanız mümkün. Ve eski çalışma yöntemleri burada işe yaramaz. Çünkü artık o uygulamalar sona erdi. O yüzden yine ana konuya geri dönelim. İnsan ve makine. Gelecekte insanları ne bekliyor? Şu anda kaçımız makinelere bağlıyız? Kaçımız mesela bunlarla birlikte yaşıyoruz? Diyelim bir barda olun, birçok insan birlikte oturun. 10 yıl önce olsa barda oturan erkekler kadınlardan, futboldan, maçlardan bahseder. Bugün barlarda ne yapıyorlar? Ne gibi aplikasyonlar var cep telefonlarında birbirlerine onu gösteriyorlar. Bu bence oldukça üzücü bir şey. Teknoloji artık gerçekten her şeyin yerine geçti. What is going to happen peki, here? I think, o zaman buradan ileriye baktığımız zaman ne olacak? Bakın Google'ın bize verebilecekleri. Google sizin bir sonraki adımınızı tahmin ediyor artık. Ve hangi telefonda olursanız olun Google aplikasyonu var ve bu size önümüzde sizin neyin beklediğini söyleyebilecek durumda. Mesela işte İstanbul'a mı ineceksiniz? Google size diyecek ki trafik var İstanbul'da, varacağınız yere yarım saat varacaksınız gibi. And of course that's what technology companies bu teknoloji şirketlerinin zaten yapmak istedikleri şey. Amazon, eBay, diğerleri hepsi bunları yapmak istiyorlar.
Bizim için bunları yapmak istiyorlar ve bizlerin de bunu verilerle beslememizi istiyorlar. Ve çok şekillerden bakıldığı zaman belki bu mantıklı olabilir. Ben işte beynimi onların kullanımına sunuyorum gibi düşünebilirsiniz. Benim işte bir sürü kitabım var. Ben onların hepsini yanımda değil mi? Uçakta alamam ama bu şekilde bir sistemle hepsini yanımda taşıyabilirim. Yani bir anlamda ben bu sistemlere bağlıyım. Dijital dünyada büyük veri terimini biliyorsunuz. Büyük veri. Bu sosyal medya kadar gerçekten ünlü. Ama şunu verilerle ilgili şunu söyleyebiliriz. Bakın bu eğri bizim ürettiğimiz veri miktarını gösteriyor. Siz şu an bu salonda oturan herkes neyi beğendiniz, nereye gittiniz, ne gibi yorumlarda bulundunuz, işte Facebook'ta kimlerle bağlantılandınız, hepsi yarattığınız veriler. Ve bunun ne kadar arttığını görüyoruz. Veriler giderek daha güçlü. Artık petrolden bile daha güçlü hale geldi. Sonuçta bir telekom kongresinde de bundan bahsetmiştim. Orta Doğu'daki insanlara demiştim artık veriler petrolden daha önemli. Onlar tabii ki hala petrolün peşinde olabilirler ama yapılan birçok çalışma bize şunu gösteriyor ki gelecekte enformasyon ve veriler üzerinde yapılacak olan işlerin ve bu sektörün kesinlikle çok daha büyük miktarlarda geliri beraberinde getireceğini söylüyor. Yani data, veri artık yeni dünyanın petrolü. Bu noktada geleceğe bakarken artık eskideki gibi bakmıyoruz. Bakın biz artık birbirimizle connecteyiz, bağlıyız. Her şey kayıt altına alınabilir, saklanabilir ve aranabilir. Her şey kayıt altına alınıyor. Sonuçta şöyle düşünün, dünyada Google'ın bulunduğu bir dünya ve işte burnunuzun üstünde bir mobil telefon, ne bileyim bir gözlüğün kenarında olması gibi mesela, her şeyi mesela kaydetmesi, siz nereye gittiniz, ne yaptınız, ne konuştunuz, bunun gibi. Ama şunu söylemek istiyorum, bu noktada bir denge olması gerekiyor. Gelecekte, evet teknolojinin bir gücü var ve bu giderek artan bir hızla büyüyor. Her geçen gün teknoloji daha ucuz ve erişilebilir hale geliyor. Ve teknoloji bir, bizim için hava gibi. Hava belki bitecek ama teknoloji daha bile iyi belki. Teknoloji giderek artıyor. Ve bunun ötesinde de diğer tarafta özel hayatın gizliliği ve anonim olma yavaş yavaş kayboluyor. Bu noktada böyle bir dünyada anonim olamayız. Bu çok önemli. Bunu aklımızda tutmamız lazım. O yüzden burada dengeyi tekrar vurgulamak istiyorum. Bilmiyorum belki bazılarınız da benimle aynı düşünebilirsiniz. Offline olmak artık bir lüks. Yani işte ben artık şu an için o kimseyle bağlantılı olmak istemiyorum. Offline olacağım. Şu an böyle bir trend var. Çünkü şöyle düşünün, sürekli işte bir veri borusunun ucunda olmak istemeyebilirsiniz. Sürekli bir aktarım, sürekli bir bağlantı olma. İnsanlar için aplikasyonları için. Sonuçta teknolojiyi kullanacaksınız ve bunun ötesine geçiyorsunuz. Ve teknolojinin zaten kendi amacı var. O bizi istemiyor insanlar olarak. Teknoloji zaten kendi kendine hizmet ediyor bir şekilde. Özellikle Buick firması bir inisiyatif geliştirdi. Buick bir araba firması biliyorsunuz ve bu anlamda bir inisiyatif geliştirmiş ve bir öneride bulunuyor. Her hafta bir gün süreyle, belki her iki haftada bir olabilir, bir süreliğine offline olur. Do you have anything left to say to your ne olur açıkçası böyle bir şey olsa değil mi? Bir düşünelim böyle bir öneriyle gelmişler. Yani bu bir lüks olarak ifade ediliyor artık. Küçük bir video var. Bu içinde bulunduğumuz durumu gösteriyor. Şimdi size o videoyu izleteceğim. Sosyal medya çok güzel. Evet, bu sizi dünyaya bağlar. Ve sevdiğiniz insanlara bağlar. Siz ailenizle paylaşırsınız, arkadaşlarınızla bir yemeği paylaşırsınız ve küçük kedinizin ne yaptığını takip edebilirsiniz. She sticks her head out bakın, of the box. İşte başını but there are times when social media can get in the way of the real world. Remember that? It's the thing that happens when you run out of battery. Bataryanız bittiğinde mesela. İşte biz social media guard. Sosyal medya koruyucusunu it takes the social out of media sosyali medyadan ayırıyoruz ve daha let's sonra tekrar hayatınıza katıyoruz. Bakın nasıl oluyor. You
Business, which is a it's a fortunate accident evet, that aslında, Coke is actually a sponsor of this Coca-Cola conference. Buna sponsor olmuş ve, there is ama a world outside yine de şunu söylemek istiyorum. Right? Yani dışarıda da bir dünya var. Get to actually read this, but, bilmiyorum okuyabiliyor musunuz ama teknolojinin içinde etik yok. Bunu technology unutmayın. Is about technology. Teknoloji teknolojidir. And that's not confusing issue. We can't fix social problems. Bu noktada sosyal ya da siyasi problemleri ya da başka problemleri teknolojiyle çözemeyiz. Technology does not provide that. Teknolojinin böyle bir amacı yok. By the way, I'm taking questions on Twitter. Bu arada Twitter'dan bana bir takım sorular sorulabilir. Eğer bu hashtag'i kullanarak bana ulaşmak istiyorsanız Twitter'dan soru sorun. Lütfen Türkçe yazmayınız. Twitter'dan sorulan soruları bana iletmeniz mümkün. So Sophocles, my good friend, has a great quote that says nothing vast enters. Denilmiş ki hiçbir şey laneti olmadan bu dünyada gerçekleşmez. Sofokles bunu söylemiş. Evet gerçekten yeni bir gelişme, yeni bir şey olduğu zaman lanetiyle birlikte gelir. Evet nükleer enerji buna bir örnek mesela. Evet nükleer enerji işte kaynağımız olmalı vesaire. Bunların sebepleri farklı. Evet bir problemi çözmek için düşünüyorsunuz ama beraberinde büyük bir lanetle birlikte geliyor. Ne yapabilirsiniz? Elbette ki beraberinde laneti var diye her şeye elbette de itiraz etmeyeceğiz ama denge çok önemli. Bakalım başka bir örnek. Şimdi yüz tanıma programı. Yüz tanıma teknolojisi başka başka aplikasyonlar ile dünyada birçok şekilde kullanılıyor. Sadece yine bir küçük video ile nasıl çalıştığını göstereceğim. Önce yüzü tanıtacaksınız. Biyometrik yüz tanıma çözümü. Oldukça esnek bakın bu şekilde tanımlanıyor. Live high definition canlı ve yüksek çözünürlükte bir video yüz tanımlanıyor. Kameralar aracılığıyla da yüz karakteristikleri biyometrik bir şablona dönüştürülüyor. Aşağıya baktığınız zaman bu gerçekten kanun uygulayıcılar için ya da suçların yakalanması için faydalı bir sistem ama bunu bir mağazada yaptığınızı düşünün. They want to be able to identify mesela işte biz bir mağazaya girdiğimizde bizi belirlemek, tespit etmek istiyorlar. Ben onların sevgili müşterisiyim. İşte en iyi müşteri dükkana girdi. Bu iyi şey mi acaba? Bu lanet mi yoksa hoş bir şey mi? Bence her ikisi birden. But that doesn't mean we should outlaw technology. Ama tamamen teknolojiden çıkalım demiyorum. Bir orta nokta olması gerekiyor. Teknoloji bizim iş yapış tarzımızı değiştirdi. Bakın bu çok ilginç bir fotoğraf. How we used to build skyscrapers. Gökdelenleri inşaat, future, gökdelen inşaatında çalışanlar, gelecekte bakın böyle olacak herhalde. Küçük bir takım robotlar bunların yanında olacak herhalde. So you know it used to take 400 people to build an iPad. Bir iPad'i imal etmek için eskiden 400 kişi çalışırken şu an 32 kişi çalışıyor. Bence gelecekte hiçbir kimse çalışmayacak, makineler yapacak. Yani teknoloji bunu bizim için yapabilir. Çalışmalar var ve bu çalışmalar nereye baktığınıza göre sonuçta bütün işlerin %40-%30 civarındaki bir kısmının otomasyon ile halledilebileceğini söylüyor. Taksi şoförleri için düşünürseniz İstanbul için belki gerçek değil ya da Las Vegas için de gerçek olamaz ama kendi kendini kullanan arabalar ya da tercüme programları. Bu makineler evet tamamen güzel ya da olması gerektiği gibi olamaz ama en azından bir takım iletişim kurmanızı ya da kitapları anlayabilmenizi sağlayabilir. So what does that mean for us in the future? Bu bizim için gelecekte ne anlam ifade edecek acaba? Yani dijital bir dünyada gelecekte insan olmak ne anlama gelecek? Bu çok önemli bir soru. Bir takım aslında belki ipuçları verdim size bu sunum içerisinde ama dijital dünyada insan olmak nasıl bir şey olacak gelecekte? Sonuçta insan olunca bilgisayarlardan, makinelerden iyi olacağız. Demiyorum. Biz geçmişte bunu yapmaya çalıştık. Mesela işte bilgisayarları yenmeye çalıştık. Onlardan daha iyi olmaya çalıştık. Bu işe yaramadı. Bu görüldü. Biz gelecekte daha iyi insanlar olacağız. Makineleri yenecek kişiler değil. Uzay yolundan bir görüntüyü paylaşmak istiyorum sizinle. Uzay yolu filminden. In what manner, sir? Remarkably analytical and dispassionate for a human. I understand why my father chose to mind meld with him. There's an almost Vulcan quality to the man. Interesting. I had not considered that. And Captain Picard has been a role model in my quest to be more human.
more human. Yes, Ambassador. Fascinating. You have an efficient intellect, superior physical skills, no emotional impediments. There are Vulcans who aspire all their lives to achieve what you've been given by design. You are half human. Yes. Yet you have chosen a Vulcan way of life. I have. In effect, you have abandoned what I have sought all my life. So it's interesting a scene from quite some time ago. Like çok uzun yıllar önce uzay yolu filminin bile aslında bu konuya değindiğini görmek çok ilginç. Gelecekte duygular gerçekten önemli. Neden? Çünkü bunlar makineler tarafından kopyalanamayan bir şey. Duygu meselesi. Ve bizi zaten gelecekte değerli yapacak olan şey duygularımız. Yoksa sonuçta robot devrimi bir parçası oldu. Onlar bizden daha hızlılar, daha hızlı hesaplayabiliyorlar vesaire ama duygu meselesi farklı. Bakın, bu bir simülasyon. Bir gölü doldurmak için ne kadar zamanın gerektiğini söylüyor. Bir şeylerin daha hızlı gelişmesi için şimdi neler ne kadar hızla gerçekleşecek? Burada çok daha katlı katlı hızla gelişmeler yaşayacağımızı biliyoruz. Makineler evet akıllı makineler ama kesinlikle and there is a great saying by Ernest Hemingway. It says, "How does a person grow gradually?" Bir kişi nasıl beş parasız kalır? Önce aşamalı olarak, sonra birdenbire. When does technology take off? Well, it takes a long time, but when it takes off, it takes cover. Gelişmesi uzun zaman alıyor, ama geliştiğinde de birdenbire sonuçlarını görebiliyorsunuz. Bizi çepeçevre sarıyor. Gerçekten. Nanoteknoloji olsun, nörobilimler olsun, şu an için evet belki aşamalı olarak geliştiler ama bizim için gerçekten birden önemli etkileri oldular. Bu videoyu atlamak istiyorum ama insan beyninin simülasyonuyla ilgili bir görüntü. İnsan beynini simüle etmeye çalışan bir program. Bugün aslında bilgisayara şöyle bir soru sorabilirsiniz. Tatillerden sonra tartı benim düşmanım oluyor. Ne demek oluyor? Hiç çok yemek yiyorsunuz tatilde ve kilo alıyorsunuz. Bu genellikle yaşanan bir şeydir. Bilgisayar buradan ne çıkaracağını bilemez. Yani bunu anlayamaz. Bu söylediğiniz cümleyi hiçbir bilgisayar anlayamaz. Bu ne demek? Peki bunun değişmesi ne kadar zaman alır sizde? Sizce biraz zaman alır. Yani çünkü bu semantik, anlam bilimle ilgili. Çünkü satır arasındaki anlamı okuyabilmek gerekiyor burada. Yine önemli olan bir şey daha var. O da biz öyle bir dünyada yaklaşıyoruz ki, öyle bir dünyaya yaklaşıyoruz ki her şeyin bilindiği bir dünyaya. Günümüzde bu noktada sadece Wikipedia değil ama dediğim gibi Google ve diğer aplikasyonlar vesaire bizim için bilgileri bulup gerçek zamanlı olarak bize sunuyorlar. Ve gelecekte de işte her şeyin bilindiği bir dünya. Aramayacağız, arama yapmayacağız. Her şeyi bilmek. Peki bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Ben bunun biraz tehlikeli, bunu göz ardı etmenin tehlikeli olabileceğini düşünüyorum. Ama bunun la birlikte her şeyi bilmenin de tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Yani denge tekrar. Ne yapmak gerekiyor? Böyle bir dünyayı düşünün. Bu bir proje. Sanal gerçeklik gözlüğü. Bunu takıyorsunuz ve sanal olarak mesela işte uzayda uçuyor gibi ya da komplike problemleri çözmek ya da bir hastayı muayene etmek gibi paralel bir gerçeklikte yaşamanızı sağlayan bir gözlük. Bu noktada özellikle üslü olarak kat hızla büyüme, buradaki yapay zekanın artış hızına bakın. Bu eğri zaten bunun ne kadar hızla gelişim gösterdiğini bize sunuyor. If I'm in the advertising business, sonuçta I'll be able ben reklamcılık sektöründe çalışıyor olsaydım, insanlara ulaşma çerçevesinde bundan faydalanabilirdim. Enerji sektöründe çalışsaydım, işte enerjiyi daha verimli bir şekilde dağıtma açısından mesela bir yapay zekadan faydalanmak isterdim. Yani gelecekte çalıştığımız alanlar çerçevesinde yapay zekadan nasıl faydalanabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Geleceğimiz neye benzeyecek?
Google has already suggested Google zaten bize bir takım tavsiyelerde bulunuyor. Humanity. Bu noktada insanlığın arttırıldığı bir kavramı doing, ortaya getiriyor. Google aslında bizim beynimizi alıp kendi Google hizmetleri için kullanıyor. Yani Google işte Plus. Bütün işte ben, beynim, ilişkilerim vesaire, belgelerim hepsi. Sonuçta e-postaları, benim arama geçmişim, hepsi Google kayıtları altında sonuçta. Owned by Google. Google'ın elinde. Augmented humanity is insanlığın arttırılması. Peki, nasıl yapabiliriz? I talked about the movie Her. Her isimli bir film var. This, but basically, onunla ilgili bir clip really daha getirmiştim ama sonuçta biz kendi teknolojilerimiz, makine ya da cihazlarımızla bir ilişki kurmaya başladık artık. Ne demek How bu? Far did we take this? Yani bu bizi nereye kadar götürecek? Good morning, Theodore. Good morning. Günaydın Peter. 5 dakika sonra bir toplantın var. Evet, yataktan çıkman gerekiyor. Haydi kalk bakalım. Theodore, I saw in your emails that you've gone through a breakup Peter, recently. Peter, e-postaların. You're kind of nosy. Am I? You'll get used to it. Her şeye burnunu sokma. Chance to watch it, you should. Ya bunu izlemelisiniz, bu filmi izlemelisiniz. Gelecekte karşı karşıya kaldığımız şey aslında bir anlamda derin öğrenme. Burada bilgisayarlar aslında satır aralarını öğrenecek. Yani anlam bilimini kendileri kullanabilecek ve gerçek zamanlı olarak bunu yapabilecekler. İşte o zaman derin öğrenme söz konusu olmuş olacak. Ve toplumun pek çok kesiminde bunu görebileceksiniz. Düşünmek lazım. Bu bizim için gelecekte ne anlama gelir? Otomasyon, komputerizasyon, robotlar, mesela kahve yapan robot. Sonuçta bakın robot barmen olarak bir barda çalışıyor. Bu iyi margarita yapamayabilir herhalde robot ama bile. Burada yine bir başka bilgisayar, bir robot. Bu sizin el yazınızla bakın. Yazı yazan bir robot. Bu makine sizin el yazınızı analiz ediyor ve siz gibi gerçek sanki el yazısı gibi yazabiliyor. Gelecekte evet gerçekten çok ilginç bakış açılarıyla buna bakabilirsiniz ama işler kesinlikle yeniden tanımlanacak. Ve bu noktada bence şanslı olmaya çalışmalıyız. Şimdi tekrarı olan işler makinelerin sonuçta eline geçecek. Artık onlar makineler yapacak. Peki başka şeylerin üzerine gibi etkisi olabilir. Her bir taksi şoföründe tabii ki ya da işte grafik tasarımı vesaire etkisi üzerinde bir etkisi aynı olmayacaktır ama bu grafiğe baktığımız zaman mevcut işler değişecekler ve yeni işler, meslekler ortaya çıkacaklar. Ve önümüzdeki 10 yıl içerisindeki en iyi mesleklerin %60'ı henüz keşfedilmiş edilmedi demiş Thomas Frey. Ve gerçekten bu teknolojinin bir rolü. Biz işte bu yeni işleri teknoloji ile birlikte biz keşfedeceğiz. Bunlar şu an yoklar. Bu mesleklerimiz icat edilmedi. Oxford'un çalışması var. PDF olarak indirip okuyabilirsiniz. Bu noktada 20 yıl içerisindeki mesleklerin %20'sinin robotlar tarafından yapılacağını söylüyor. Peki çocuklarınıza o zaman ne söyleyeceksiniz? Neyi nasıl öğrensinler? Neyi çalışsınlar? Buraya baktığınız zaman otomasyon mesela telemarketing ya da birçok meslekler tamamen otomasyona geçebilir. Tabii ki elektrik teknisyeni ya da su tamircisiyseniz bunlar değişmeyecek. Belki gelecekte bu meslekleri tercih edebilirsiniz. Data, ama verilerin dalgası yani öyle bir dalga olarak geliyor ki verilere ve datalara dayalı meslekler güçlü olacak gelecekte. Kesinlikle buraya bakmak lazım. Yine İsviçre'de önemli bir öneri var bilmiyorum. Belki Türk hükümeti bunu düşünebilir. And that idea is to say, well, if we're going to have computers doing jobs, bilgisayarlar artık işleri yapacaksa, belki herkese bir şeyler yapmaları için daha önceden yapmadıkları şeyleri yapmaları için para ödenmesi. İsviçre'de proposal that says we give 2800 Swiss francs a month. 2800 İsviçre frangının ülkedeki herkese verilmesi teklif edildi. This is a crazy idea. Bu çılgın bir fikir. We're only 7 million people. Ama biz ülkemizde sadece 7 milyon insan var. Bunu da söylemek lazım ama. Wouldn't it be better?
to pay people to do what they want to do, which I call yapmak work occupation, you know, the mix of work and occupation, diye. Then to become criminal as a consequence of unemployment. İşsiz kalırlarsa suçlu olmasınlar, suç sektörüne kaymasınlar because diye belki. Ama şunu söylememiz lazım. Şu an bir üniversitedeyiz ve o zaman öğrenme ve eğitim üzerine bu gelişmelerin ne gibi bir etkisi olacak clearly, bunu düşünmek zorundayız. Tabii ki burada cevap evet ya da hayır ya da siyah ya da beyaz gibi değil. Bir şekilde bir arada dengeyi kurmak gerekiyor. Soru sormak lazım. Not to necessarily know the answer. Sonuçta cevabı bilmiyor olabilirsiniz. Because that's the world that we are building our own world. Where we need to rethink how we do things. Ve yeniden neyi nasıl yaptığımızı yeniden düşünmemiz lazım. Eğitimin de bu kapsam içerisinde olması gerekiyor. Educational institutions to connect. Eğitim kurumları da değişecek. Eğitim kurumları da bu faktörlerle ilgili. As you know, you can already earn degrees online and basically in 5 years mesela okumak ve bir diplomaya sahip olmak. Mümkün olabilir. Textbooks, eğitim tamamen dijital lessons, hale gelebilir. Videos, dersler, kitaplar, videolar, sertifikalar, sanal öğrenme programları, mesleki öğrenme programları, hepsini düşünün. Geleneksel eğitim kurumları bu anlamda nasıl bir geçiş sürecine geçmektedir? Yani bu anlamda belki bir tavsiye olabilir. Ben uzun don't süre müzik işinde çalıştığım için kesinlikle şunu düşünün. Kesinlikle %80'ini kaybedebilirsiniz yenilikleri takip etmezsiniz. Burada özellikle yeni modele ihtiyaç var. Ama genelde beynimizin sağ tarafının burada daha fazla etkili olacağı söyleniyor. Anlama, hesaplama vesaire gibi olan diğer görevleri makineler yapabilir. Beynimizin diğer kısmındaki önemli olan fonksiyonları. Ama sonuçta tasarım, hayal gücü gibi noktalarda durum değişiyor. Peki geleceğe baktığımız zaman işte böyle bir dünyada yaşıyoruz. Her yaptığımız şey cloud'da, bulutta. Müziğimiz orada, izlediğimiz filmler orada, bağlantılarımız orada, işte kimle ne yapıyorsak, okuduğumuz kitaplar, hepsi bulutta. O yüzden zaten cloud computing çok önemli bir durum. Basit bir soru sormak istiyorum. Do we want to move into the cloud as bu bulutun içine, bu bulutun bir parçası olarak girmek istiyor musunuz? Buluttaki bir diğer cihaz makine olmak istiyor musunuz? We want to use their cloud. Biz evet bulutu kullanmak istiyoruz çünkü bizim işimizi kolaylaştırıyor. Ama biz bu bulutun içinde bir makine olmak istemiyoruz. There's a big difference here. İkisinin arasında fark var. Evgeny Morozov, who is a really smart writer and one of the biggest internet critics, he talks about what internet happens in this world is that people are looking at technology as a giant solution for everything. Büyük bir çözüm buluyor. So we have a problem. Şey we use technology için. To fix it. The government cannot fix the roads. Hükümet, so we have a website where you can report the potholes. Her şeyi çözemeyebiliriz ama büyük problemleri çözmek için bazen uzaktan kontrol gerekli olabilir ve Google bu probleme bir çözüm bulmuş. Bakın bu Time dergisinin bir kapağı. Ya da çevreyle ilgili problemlerimiz varsa o zaman dünyayı nasıl yönettiğimizi değiştireceğiz. Geo-mühendisliğe geçeceğiz mesela. Hava durumuyla ilgili olarak mesela bunu yansıtacağız. Bunlar çözüm üretme diye adlandırılıyor. Ama bence biraz tehlikeli right. de var beraberinde. Şunu söylemek istiyorum. Say, is this really the way forward? Bu gerçekten ileriye gitmek istediğimiz yol mu? Bütün problemleri çözmek istediğimiz yol, yöntem bu mu? And then we have data. Demin ne demiştim? Data. Datalar, veriler artık this, yeni petrol o demiştik. Bunun gücünü unutmayın. Veriler artık hayatımızda what çok önemli. You, sizin hakkınızda insanlar ne biliyor? Cards, markete gittiniz, araba aldınız, market alışverişi yaptınız, herhangi başka bir şey. Brain, yani sonuçta yapay zeka vesaire her şeyi kaydediyor. Bakın bu azınlık raporu filminden. Bakın mağazaya girince hop hemen gözlerinden kendisini tanıyor mağaza. Kim olduğunu biliyor. A tiny problem, but gerçi o sırada başka birisinin this. Galiba I mean, retinasıyla bu mağazaya girmişti hatırladığım kadarıyla filmde. Ama dediğim gibi future. Bu gerçekten çok önemli the bir CEO of IBM said something. I want to get your IBM, opinion on this. Diyor ki the CEO aslında, of IBM said big business IBM'in CEO'su will be made söylemiş not by experts, bunu açıkçası. Büyük işle ilgili kararlar uzmanlar tarafından değil. Artık büyük veriler ve prediktif analitik bilgiler ile gerçekleşecek. Cookie, you know what's going to happen, so that's what you do. Bakın
precognition, which is to anticipate things. I want to see a hand sign. Who believes this is true, that big decisions will be made by big data and predictive analysis? It's okay, you can lift your hand, there's no punishment in the process. Okay, all right. The other side of the equation is Albert Einstein, who said imagination is more important than knowledge. He also said, not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted. So which one of the two is it? I'm not going to ask for hands again. Sayılabilen her şey sayılamaz, sayılamayan her şey sayılabilir. Yani bu Einstein'ın söylediği diğer those two things are combined. We have to figure out a compromise. I think that statement from IBM is pretty dramatic. IBM'in söylediği, IBM'in CEO'sunun söylediği oldukça dramatik. That, right? Yani sonuçta diyor ki işte makineler, analizler bize yol gösterecek. Ama Ray Kurzweil, özellikle burada Google'la ilgili olarak da know you better than your spouse. Bir şey söylemek istiyorum. Do. Ray Kurzweil özellikle Google'ın mühendislik direktörü. Gerçekten Google'ın gelecekte hayatımızın en önemli parçası olacağını söylüyor. Bir kitap var. The Circle. Adı The Circle. In the book he says bu kitap that the Dave Eggers tarafından yazılmış ve dijital toplumu tanımlıyor, anlatıyor. Ve gerçekten neler gerçekleşiyor bilmeliyiz. That is the end of the road bu if we go on this bir anlamda trip, right? O yönde it's good to know a lot of things, you know, belki. Ignorance can be dangerous, but omniscience is more dangerous. Because what it does, it creates a giant machine. So we can expect in the near future a lot more of what I call data wars. Veri savaşlarını bekleyebiliriz. Sol tarafta saying, yes, Obama, her şeyi tarıyoruz, arayacağız right diyor. Sağ tarafta saying, you know, Merkel, ben tarandım I diyor. Her about this, ben bunu uyarmaya listening. Çalışmıştım ama but beni dinlememişti. In the future, gelecekte we can aslında about what's daha çok verilerle ilgili neler to yapılacağını tartışacağız. Verileri nasıl because güvenli tutacağımızı tartışacağız. Çünkü biliyorsunuz onun dışında tamamen dijital olarak çıplak oluruz. Bu çok önemli bir konu. So I'm going to talk about one more thing and then we'll do a wrap up and take some questions. First of all, son bir şey daha söyleyeceğim, sonra toparlayacağım ve sorunuz olursa onları alacağım. Özellikle her şeye gücümüzün yetmesi. Biz her şeyi yapabiliriz. And this bu is a very powerful feeling for computers or for people in a computing age, right? When we can actually change our genomes işte to solve problems. Genom yapısını değiştirmek, problemleri çözmek, tıp dünyasını hastalara very promising, göre kişiselleştirmek gibi. Before, ama if taken together özellikle with what şunu I call düşünün, omnipresence, bunu, you know, to be present anywhere. Her yerde bulunmayla bir arada düşünürseniz işte o zaman bu bir problem arz edecek. Aslında benim için önemli ve ilginç çünkü ben çok seyahat ediyorum. Tele toplantılar, bakın hologramla bir kişinin o toplantıya katılması. Yani gerçek olarak orada değil ama aynı anda birden fazla yerde, her yerde olabilme. Bu gerçekten çok ilginç bir açı. This is an advertisement by Microsoft. I think it never actually Microsoft açısından aslında baktığımız zaman yine you know, duruma şunu söylemişler diyorlar ki get work done while you're having bir işi the happy hour yaparken while you're hiking in the diğer taraftan park. Belki tatilde olabilirsiniz aynı anda. Ve insanların sonuçta zamanının %27'si artık sosyal medya sayesinde daha farklı alanlara kaydı. Mesela işte bir arkadaşınızla yemek yerken işinizi yapabilirsiniz aynı zamanda. Acaba teknoloji sizi esir mi alıyor yoksa serbest mi bırakıyor ya da sizi cezbediyor mu? Bunu sormak lazım. Not time to play this video, but bu videoyu göstermeye de vakit kalmadı ama bu Apple tarafından çekilmiş bir video. YouTube'da isterseniz kendiniz izleyebilirsiniz. Bu videonun ardında yatan genç bir erkek bir video çekmek istiyor. Bakın bir çocuk var. Christmas dönemi, Noel zamanı. Aile faaliyetlerine katılmıyor çünkü bunları videoya çekiyor. Adı yanlış anlaşılma. Teknoloji aslında çok önemli. Bakın, aslında biraz korkutucu ama bakın. Çekmiş, yaptığı çekim. 5 yıl öncesinde biz işte dünyayı bilgileri tutabilseydik, bizimle ilgili bilgiler bir serverde olsaydı bu bir mucize gibi görüyorduk. Oysa bunu artık yapabiliyoruz. Her şeyi saklayabiliriz. We can do it, but whether it should be done.
And who controls it? Peki bunu kim kontrol edecek? Kind of ya da hangi kurallar var? Hangi etik ilkelere göre yapacağız? And then I do hope kısaca to get bir özet your tweets de yapmak istiyorum ve daha sonra sorulara bakacağım. Twitter'daki sorulara bakacağım. Türkçe olanlar konusu yapabileceğim şey olduğunu sanmıyorum ama ne söyledik bu bir saat içerisinde? Dedik ki artık connecte bir dünyadayız. Her şey birbirine connecte. Ama insan bunun odağında olmalı. Şirketler, siyasetçiler, herkes bir şekilde connecte olmaya devam edecek ama insan olmaya da devam edilecek. Çünkü bizim için sonunda önemli olan bu özellikleri koruyabilmek. Sürdürülebilirlik önemli. Her zaman Unilever'le çalışırken de söylemişimdir bunu. Sürdürülebilirlik çok önemli. Sürdürülebilirlik yeni kar konusu. Yani para kazanmak için aynı zamanda yenilenebilir de olmak gerekiyor. Bütün bu söylediğim konular, işte akıl, yapay zeka vesaire, bunları söylediğim zaman hep korkutucu oldu. Çünkü çok hızlı, çok fazla ve çok açık bir şekilde gelişiyor. Ve şunu if sadece durup düşünün, kontrollü bir ortamda yaşadığınızı düşünün, çok fazla değişiklik yok. Kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Çünkü ne dışarıdan ya da içeriden gelen gizem olmuyor. Ama açık bir teknolojiye baktığınız zaman daha az güvende hissedersiniz. Çünkü açık teknolojide değişim vardır. O yüzden de biz işte konnekte bir dünyada yaşıyoruz ama risk giderek daha fazla artıyor. Bu gerçekten bizim sahip olduğumuz. Yani başka bir dünya yok artık. Just in case you're wondering, şunu belki merak ediyor olabilirsiniz. Bu dünya, karşımızdaki dünya, nerede olursanız olun, ister İsviçre Alplerinde fark etmez. Artık dijital bir toplumda yaşıyoruz. Çünkü bu çok temel, basit bir gerçek. The other thing is that we have to be careful of because you know when we look at technology, we always get really excited about possibilities. Genelde olasılıklar bizi heyecanlandırabilir. But let's not confuse the realities. When we have full technology and all this data, and we can be smart and we can you know use machines to support us, we shouldn't think of ourselves or of our customers or anybody else as machines, because we're not. We should not fall prey to machine thinking. Yani makine kendinin düşünce yapısının tuzağına düşmemeliyiz. Onun avı olmamalıyız. Machine thinking, makine düşünmesi, makinelerin düşünce the yapısı one, this büyük bir clip from bu yine başka bir klip, başka bir filmden alınmış it illustrates bir the point. Aslında we're no longer living in a world artık where everybody has their own tree. İnsanların her birinin kendi ağacının olduğu dünyada yaşamadığımızı bakın. Where we can have four oil companies controlling the flow of money around the world and the economy. We're no longer living in a world that's completely interconnected. Vesaireydi. Artık o dünyada telecom companies must herkes, talk to media companies. They must talk telecom to advertisers. They must talk to internet platforms. We're basically connecting business, technology, ethics, culture and politics in this way. Siyaset, politika, hepsi that's birbiriyle bağlantılı. That's also a solution for a lot of large topics, of course, is to create new ecosystems. Büyük konular ve büyük problemler var ve bunlar so içinde çözümlere ihtiyacımız var. I mentioned this briefly, but what we're heading kısaca now into bahsetmeye world, çalıştığım başka bir şey daha oldu. For a long time. Bu tartışmayı çok uzun bir süredir capitalism aslında yaptık ama sürdürülebilir me, kapitalizm. Bunu ben geliştirmedim tabii ki. Siz de biliyorsunuz muhtemelen. Kapitalizme çok büyük bir alternatif yok açıkçası. Everything else has been tried. Sonuçta geri kalanların hepsi denendi bugüne kadar. Have, ama sahip olduğumuz kapitalizm belki yenilenebilir ve sürdürülebilir hale getirilebilir. Yoksa bir yerde problem olabilecek. İklim değişikliği, kaynakların kısıtlılığı vesairesini bir şekilde düşünmek lazım. Bu noktada dairesel bir ekonomiden bahsediyoruz. Bu noktada amaç kaynakları korumak ve iş, yeni işler yaratabilmek. Çevresel olarak baktığımız zaman teknoloji zaten bize bu araçları veriyor. Böylece dairesel bir ekonomi oluşturabiliriz. Bazıları bu noktada insanlar, gezegenimiz ve kar dediğimiz bu üçgeni önerebiliyorlar. Bu üçü bir arada. Yani kararları verirken bu üçünü bir arada düşünmek gerekiyor. Bence insan olarak bu yönde geleceğimiz gideceğini düşünüyorum. Özellikle duygusal etki of the social purpose. Sosyal amacımızın so ask yourself doğrudan bir yansıması this, you know, olacak. Going back to your office. Ofisinize geldiniz. Does my company have a purpose? Her şirketin bir amacı var.
mesajı var. Bir amacınız yoksa geleceğe zaten uygun olmazsınız. Bir amaç olmak zorunda. Zaten var kazanmacı bir amacınızın olması gerekiyor. Ve gerçekten bunu her yerde, her sektörde görebiliriz. Anyway, I will publish this PDF because you know it's been quite a few slides and you've been very brave. Birçok slide sundum size. Ve I will put it up on my bunları web sayfama yükleyeceğim. futuristgert.com buradan bana ulaşabilirsiniz. Twitter'dan da bana ulaşabilirsiniz. PDF olarak oraya ekleyeceğim, indirebilirsiniz isterseniz. Zamanımız var mı soru sormak için? Şimdi dönüp Twitter'dan sorulan sorulara bakacağım. Açıkçası bir de yeni aplikasyon geliştirilse de bu sorulan sorulara cevap verse. No, just kidding, it's not real. Tabii okay, do we have a question here? Anybody bakıyorum in real Twitter'da life? Soru var mı diye, okay. Ama bu arada salonda soru var mı diye bakıyorum. Çekinmeyin, okay, right, varsa sorabilirsiniz. Galiba şurada bir soru var. Should I get the headphone? Okay. All right. Go ahead. Oops, sorry. Okay, here we are. Go ahead. What is the difference about artificial intelligence and machine learning? Yapay zeka ve makineyle öğrenme arasındaki fark nedir? Kulaklığı bana taktırdınız ama İngilizce sordunuz. Bir daha sorar mısınız sorunuzu lütfen? Göremiyorum sizi. Sorunuzu bir daha sorar mısınız? Difference about machine learning and makineyle öğrenme ve yapay zeka arasındaki farkı sorun. Artificial intelligence and machine learning. Oh, machine learning. Okay, yeah, okay. Well, I'll make it quick, you know, I'm not an expert on artificial intelligence. Uzman değilim aslında ama kısa bir yanıt vermeye çalışacağım. Yapay zeka aslında bizim insanlar olarak yaptığımızı simüle eden bir yöntem. Mesela işte kendi kendine kullanan arabası Google'ın bir örnek buna. Kendisi kullanıyor. Yola çıkıyorsunuz ama yolda bir kurbağa oturuyorsa ve sarı çizgi varsa araba hiçbir şey yapmayacaktır. Çünkü kurbağayı öldüremez. Üzerinden geçemez, o sarı çizgiyi de geçemez, ne yapacağını bilemeyecektir araba. Yani kuralları esnetebileceğinin farkında olmadığı için orada kurbağaya bir şey olana kadar 2 sene bile orada bekleyebilir o araba. Yani yapay zeka daha önce de aslında görmüştük, bu bir nevi kurbağa gibi düşün. Yani etrafından dolaşmaz. Yani şu an basit tavsiyeler vesaireler, yani biraz daha insan gibi hareket etmek. Of sentience, you know, actually understanding life, you know, hayatı anlama aşamasına gelmesi için daha çok vakit var. Ama derin öğrenme ile karşılaştırdığımızda, derin öğrenmede fikir şu, bilgisayarların kendi kararlarını verebilir hale gelmesi ve daha proaktif olmak için gerekli gerekçelerle. Başka sorusu olan var mı? Türkçe de olabilir. Buyurun. What would be the major competencies of the future business? Gelecekteki işletmecilerin, yöneticilerinin ya da liderlerin en önemli özellikleri, yetenekleri ne olacak? Şu an için bilmiyorum, gelecekte belki makineler tarafından yapılacak şeyler olacak ama müzakere, keşifler, hayal gücü, bunlar geçmişte istemediklerimiz. Eskiden malum çalışma alanlarında kimsenin düşünmesi ve hayal etmesi istenmezdi ama şu an böyle olacak. Müzakere yetisi. Bu noktada içeriği daha geniş kapsamlı olarak anlayabilmek, küresel olarak düşünme. Şirketlerin gelecekte açıkçası biraz daha hızlı hareket etmek adına bunların önemli olacağını düşünüyorum. Bir de hız önemli olacak. Daha hızlı karar vermek durumundayız. Anlama ve değişime ayak uydurma için. Sonuçta etrafımızda birçok şey gelişiyor, değişiyor. Bazı insanlar sıfırdan başlıyor. Ve belki bilmiyorum birkaç ay içerisinde ya da 18 ay içerisinde bir kurul toplantısında bir takım değişiklikleri konuşmak zorunda kalabiliyorlar. Daha hızlı hareket etmek ve daha proaktif olabilmek önemli olacak. Yine anlamamız gereken bir şey daha, iş dünyası olarak. Gelişmeler
ve özellikle ilerlemeler özellikle gelişmekte olan ülkelerde US, gerçekleşiyor. Europe, diğer tarafta ana akımlar there, var think, Amerika, Avrupa gibi ama Türkiye'nin bu noktada çok önemli bir konumda olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin clearly. Pozisyonu gerçekten yeah. oldukça güçlü olacak not, bu aşamada. Country, tabii ki diğer ülkeler powerful. Arasında köprü görevi gördüğü konumundan ötürü. Yenilikleri anlamak zorundayız, büyümeyi anlamak zorundayız. So the bunlar South önemli yetiler ve yetenekler olacak. And that will create fantastic opportunities. Ve gerçekten bu fırsatları kaçırmamak kadar önemli. Bir şey daha söylemek istiyorum yine yöneticilerin bilmesi gereken başka bir şey. Ben 53 yaşındayım ama bir şekilde teknolojiyle ilgili gelişmeleri anlamakta bazen zorlanabilir ama kendinizi 15 yaşında gibi hayal edin. Bunu öneriyorum. Yani bu şeylerin çocuklar gibi hissederek içine girin. Peki yapmaya çalışın. Gerçekleştiğinde bunun bir parçası olmaya çalışın. Without getting wet. Sonuçta ıslanmadan yüzmeyi öğrenemezsiniz. If you don't understand how this actually works, you'll never make the right decision. Sonuçta bunu yapamazsanız da doğru kararı veremezsiniz. Yani sizin de simülasyona ihtiyacınız var. You know, I'm always fighting this discussion between technology and humanity. Teknoloji ve insanlık I think in the next 10 years we're going to come to a point where we can find a good balance between those two. Sonuçta iyi bir dengenin bulunmasını gerektirecek. Yani hem teknolojiyi kullanacağız ama bunun sonucunda daha insan olacak. Ama dediğim gibi bu nasıl gerçekleşecek çok büyük bir tartışma. Başka soru var mı? Hello. Merhaba. A few years ago, I was birkaç watching yıl kadar one of these önce program on television. Televizyonda and, bir yatırımcı programı izliyordum ve bir takım yeni işletmeye başlayacak olan firmalar yeni işte hikayeler, yeni uygulamalar geliştiriyorlardı. Ve bir tanesi önerdi ki çocuklara uyumadan önce masal okunsun mesela bunun gibi bir şey ama mesela işte teknolojik oyuncak ayılar çocuklara uyumadan önce masal okusun. Böyle bir proje. Ama dendi ki aslında bu babaların görevidir. Bu bağlamda teknoloji ve insanlığın geleceği açısından duruma baktığımız zaman gelecekte sizce başarısız olabileceğini düşündüğünüz işler neler olabilir? Teknoloji açıkçası insanlar olarak yaptığımız şeylerin yerine geçmeye çalışıyorlar. Evet, örnek verdiniz ama fitness ve tıpla alakalı olarak satın alabileceğiniz yüzlerce şey var. Sizi daha iyi, daha fit kılabilecek. Ama aslında bu bizim sorumluluğumuzu bir aplikasyona yüklemekten öte değil. Ve aplikasyonla böyle para kazanılıyor ama bunun kısa bir ömrü olur. Yani gerçekten iyi bir teknoloji insan olarak bizi değiştirir ve bizi güçlü kılması gerekir. Bu noktada işlerimizi başkalarının, makinelerin yapması değildir. The happy fork is an invention by a French guy that uses the fork to eat and if you eat too quickly, it vibrates. Mesela işte çok hızlı yemek yerseniz işte titreşimle sizi uyaran bir cihaz olması gibi. Bunun gibi yüzlerce, binlerce şey geliştirmeniz mümkün. Dünyayı kontrol etmek vesaire. Ama asıl amaç ne? Bunu kaçırmamak gerekiyor. Gerçekten çok fazla başarıya ulaşamayacak teknolojik örnekler var. Çünkü gerçekten gereksiz olabilir. Ama hangi teknolojilere yatırım yapılacağı açısından baktığımızda eğer teknoloji kendi kendini kullanıyor ama onun da ötesine geçebiliyor ise o zaman yani teknolojinin ötesine geçilebiliyorsa bir amacı varsa ancak really o zaman. Teknolojinin bu anlamda dünyayı daha verimli enerji açısından kılması, maliyetleri azaltması, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmesi, problemlerin çözülmesine faydası olması gibi bunlar faydalı ve etkili olabilecektir. Ama tabii ki başka faktörleri so for example, you may know a site called Cloud, K-L-O-U-T, which measures how important you are. Bu sizin ne kadar önemli so olduğunuzu ölçen bir uygulama. Yeah. But people like the site because you know you put in your Twitter name and your social media and it says oh you know you're rated 72 koyuyorsunuz ve o sizin değerinizi ölçüyor 70 çıkıyor mesela herkes hoşuna gidiyor gibi. Ama bu bir oyun aslında. It's just a stupid algorithm, right? Ve çok saçma bir algoritma aslında kullandı. Hotels in the world that are saying if you have a cloud score over 60, cloud score'unuz 60'ın üzerindeyse serbest ücretsiz olarak sistemi upgrade edebiliyorsunuz. Nobody knows what the algorithm is. Algoritmanın ne olduğunu kimse bilmiyor bu arada. You can clearly see here that this is
game bu that is oyun. Kind of an interesting game. İlginç but the reality oyun. Is my cloud ama score is absolutely not realistic just like how many times I've tweeted. There's yani, no measurement whatsoever of my value. Yok. Yani benim değerim nasıl it's ölçülüyor? Not even a measurement how many people I have on Twitter kaç as a value. Kişi mesela bu let's not confuse the 5% of data that we have with the actual reality. Yani gerçekliği, gerçek değerini nasıl ölçeceksiniz? That's reality like saying çok daha karmaşıktır. Bilgisayarın benim beynim olduğunu düşünebilirsiniz. Ve bilgisayar benim beynimin sadece minicik bir parçası olabilir aslında. We should not invest in businesses that would try to replace us. Bizim yerimize geçmeyi düşünen teknolojilere yatırım yapılmamasını öneriyorum. Bunların ileride işe yarayacağını düşünmüyorum. Other questions? Başka sorusu olan var mı? Gert, first of all, it was great listening to you. Çok teşekkür ediyorum. Sizi dinlemek çok güzeldi. Bize verdiğiniz bilgiler oldukça heyecan verici ama aynı zamanda da endişelendirici de oldu. Zaten ihtiyacımız olan da buydu. Benim iki tane sorum olacak. Anne ve babalar adına sormak istiyorum bunu. Çocuklarımızı nasıl yönlendirmeliyiz? Sonuçta hangi meslekler gelecekte var olmayacak? Ve çocuklarımızla teknoloji açısından yani çocuklarımız iPad ya da PlayStation günde kaç saat oynasın? Ne kadar izin verir? Bu çok karmaşık bir soru oldu. Aslında her şey değişiyor ve bu bağlamda bir yandan seviyorsunuz, pain, so bir yandan acı çekiyorsunuz. Evet, bir şeyler yapmam gerekiyor diye düşünüyorsunuz. Ama aynı zamanda alternatifiniz de olması gerekiyor. Endişelenmek iyi bir şey. Endişelenmeden olmaz. Endişelenmezsek çünkü bir şey yapmayız. Ama inanmak ihtiyacı duyduğumuz yeni şeyler olmalı. To your question as regards to kids. Sorunuz çocuklarla ilgili. Kids, I don't know if I kendi çocuklarımda ben başarılı olabildim mi bilemiyorum. Belki bir takım fotoğraflar size sonra gösteririm. What I tried to show them is a discovery process. Onlara aslında şunu söyledim. Geleceklerini nasıl keşfedebileceklerini söylemeye çalışıyorum. Çünkü bir şekilde size uyan şeyin ne olduğunu ancak siz görebilirsiniz, siz tespit edebilirsiniz. Sizin için ne uygun? Bu noktada zaten eğitim bir keşif sürecidir. Ve sizi özel kılan konuyu ve alanı bu şekilde bulursunuz. Çocuklar kendi işlerini kendileri seçer, kendileri kurabilir. Ben mesela geçenlerde birisiyle tanıştım. İnternette beni özel ve gizli tut diye bir iş açmış kendisi. Ve gerçekten şu an 50 tane çalışanı var. İnanılmaz derecede geliştirmiş işini. Yani insanların internetteki gizliliğini koruyan bir iş geliştirmiş kendince. Bu var olmayan bir meslek mesela. Yani önümüzdeki 5 yıl içerisinde buna benzeyen pek çok şey olacaktır ve insanlar artık kendi şirketlerini kuracaklar bence. O yüzden bağımsız olmayı çocuklarımıza öğretmeliyiz. Açık olmayı ve kendilerini geliştirmeyi ve içlerindeki bu girişimcilik ruhunu desteklemeyi çocuklarımıza öğretmeliyiz. Bunun doğru olacağını düşünüyorum. We keep talking until the evening. Akşama kadar konuşabiliriz bu arada arzu ederseniz. I'm ready to have my köfte. Bu muhteşem sunum için çok teşekkürler. Benim sormak istediğim. Okay, sorry. İnsanlar. Sorry, I have to get the box here. Okay. Yeah. Okay. Sunumunuz için çok teşekkürler. Sormak istediğim soru insanlar arası ilişkilerde en önemli başarı noktalarından biri de empatik olabilmek. Maalesef bilgisayarlar bu bağlamda otistiktirler. O halde biz gelecek için insana has bu özelliği yakalamamız mümkün değil. Kıyaslamamız hangi anlamda olabilir? Teşekkürler. Well, that's a very good question. Çok iyi bir soru sordunuz. The short answer would be for me. Kısaca şöyle cevap verebilirim. Eğer iş dünyasıyla iş dünyasından insanlarla konuşuyorsanız, onlar empati kurulmayı sın derler. Ama şunu söylemek lazım. Şu an empati dediğimiz zaman, iş dünyasındaki insanlar artık empati değil, kâra odaklanıyorlar ama bence bizim yolumuz şöyle olabilir.
duygusal yapımız, bilgisayarlar buna sahip değil, bunu yapamazlar. Belki bir miktar öğrenebilirler, Her filmindeki örnekte olduğu gibi, ama kötü bir şekilde bizi simüle ediyorlar, yapılan şey bu sadece. Ama bu alandaki yetkinliklerimiz, bunlar değer yaratmak için bizim sahip olduğumuz özelliklerimiz. Biz tabii ki onun ötesinde makineleri yenemeyiz ama bu alanda üstünlüğü var insanların. There we have to find a new position. O yüzden belki bilmiyorum, eğitim bu anlamda önem arz edecek. İnsanları nasıl yaratıcı yapacağız? Empatiyi nasal oluşturursunuz, yaratırsınız? Gelecekte bence çok büyük paralar harcanacak insanlara bunu öğretmek için. Değer yaratmak nasıl yapılabilir, bunu öğretmek için. Ama bilgisayarlar gerçekten bir parça veriyi alıp üzerinde çalışıp bizim bir takım işlerimizin yerine geçebilecekler ama tamamının yerine geçemeyecekler. Again, I'm not comparing humans with machines. İnsanlarla makineleri bu arada karşılaştırmıyorum açıkçası. It's something we have to keep an eye on because what we have today is a world that's becoming more technologized. Dünyada daha çok teknoloji var artık. Her saniye daha teknolojik hale gelmiş durumdayız. Farklı şekillerde. Bunların hepsi tehlikeli değil ama bir kısmı tehlikeli olabilir. Başka sorusu olan var mı? You decide. Thank you. I will start with a confession. Önce bir itirafla başlamak istiyorum. Ben aynı anneniz gibiyim. Okay. Her ne kadar genç de olsam. I hesitate to use the full 360 the internet world and internet dünyasından, dijital dünyadan bunları kullanmaktan güvenlik sebeplerinden ötürü korkuyorum. Ve dediniz ki evet, bu dikkate alınması gereken bir risk ama hep şunu düşünmüşümdür. İşte bu bir kapı. Bu kapıdan girdiğiniz zaman dünyanın diğer geri kalan kısmına her şeyinizi aktarmış, paylaşmış oluyorsunuz. Herhangi bir şeyi internette paylaştığınızda bunu dünyanın geri kalanıyla paylaşıyorsunuz. Dengeyi nasıl kuracağız? Yani hala bu dünyanın parçası olmak ama aynı zamanda da kendi gizliliğimizi nasıl koruyacağız? Kısaca yine bir cevap vermeye çalışayım. Sorununuzu algılıyorum açıkçası. Bence burada dijital dünyada korunma meselesi şu an 5 milyar insan aynı sıkıntıyı yaşıyor. Bu bireysel olarak sonuçta işte e-postaları nasıl şifreleyeceğiz vesaire. İnsanlar bunu yapmıyorlar zaten ama bu noktada güvende tutmak vatandaşların, hükümetin görevi, şirketlerin görevi. Bu mesela Google'ın, Facebook'un ve hükümetin görevi bu noktada nasıl daha güvenli olabileceğimizi onlar kurallar getirerek yapacaklar. Her yeni teknolojinin yeni kurallara, yeni normlara ihtiyacı var. Bu noktada da bu tüketicilerin görevi değil bunu düşünmek. Nasıl olması gerektiğini. Elbette tamam herkesin bir sorumluluğu var ama bu bağlamda siz bütün sistemden sorumlu olamazsınız. Bu sorumluluğu üstlenemezsiniz. Zor bir mesele. One thing that has been discussed, I think that would be helpful in this context. Konuştuğumuz bir şey belki faydalı gelebilir. Global Digital Rights Bill, global dijital haklar. Çünkü internet kullanıcılarının haklarıyla ilgili anyway, böyle bu belgeyi okuyabilirsiniz belki. Dışarıda konuşmaya devam edelim çünkü öğlen yemeği hazır. Şu an bana tweet atabilirsiniz, e-posta gönderebilirsiniz, dışarıda da bulabilirsiniz birebir. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Thank you.